Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir üçgen iç açıları 150 150 yapar. O zaman buraya kalır kaç derece arkadaşlar? 30 derecelik bir açımız olması gerekir. Büyük açının karşısına büyük kenar bulunur. Burada 100'ün karşısında A var. 50'nin karşısında B var. 30'un karşısında kaç var? C var. O zaman burada A'nın B'den onun da C'den büyük olduğu görülüyor. Neden? 100 karşısında A var. 50'nin karşısında B var. A B'den büyük. Peki 50'nin karşısında B var. 30'un karşısında C var. Demek ki B de C'den büyük. Arkadaşlar eğer mutlak değer içerisinde X varsa ve bu X sayısı sıfırdan büyük ise arkadaşlar sıfırdan büyük olduğu için bu direkt dışarı aynen çıkar. Mutlak değer X X'tir. Neden? Çünkü içerisindeki ifade X pozitif olduğu için dışarı X çıkar. Mesela mutlak değer 2 nereye eşittir arkadaşlar? 2 eşittir. Mutlak değer 7 Nereye eşittir arkadaşlar? 7'ye eşittir. Çok güzel. Eğer x sayısı sıfırdan küçükse ne yapıyoruz? Mutlak değer x dışarıya eksi x çıkar. Yani önüne bir de biz ne yapıyoruz? Eksiyle çarpıyoruz. Ne zaman? Mutlak değer içindeki sayı sıfırdan küçük ise arkadaşlar. Peki a eksi b nedir? a sayısı b'den büyük olduğu için bu ifade dışarı aynen çıkar. Niye? Mutlak değerin içerisi pozitif çünkü. b eksi c, b c'den büyük olduğu için bu da b eksi c çıkar. Ama c eksi a C arkadaşlar A'dan küçük olduğu için C eksi A o zaman negatif olur. Negatifse dışarı çıkarken neyle çarpıyoruz? Eksi ile çarpıyoruz. Sorumuza bakıyoruz. A eksi B artı B eksi C artı C eksi A bölü 2. A eksi B pozitifti içerisi aynen çıktı. B eksi C pozitifti. B eksi C çıktı. C eksi A negatif olduğu için eksi ile çarptım. Eksiyi dağıtırsam arkadaşlar aynen yazdım. Bakın yalnız bu eksi B artı B birbirini götürdü. A'yı yazdım. Eksi C'yi yazdım. Eksi ile çarptım. Eksi C. Eksi ile çarptım. Artı A. 2 tane A var. Eksi arkadaşlar. 2 tane C bölü 2. 2 parantezini alır sadeleştirirsem arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı ne çıkmış olur? A eksi C olarak bulunmuş olur. İkinci sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Soru çok güzel bir soru arkadaşlar. ABC bir dikdörtgen. AD uzunluğu bir birim. A eşittir EB 2 birim. FE X denmiş. Yukarıda verilenlere göre X kaç santimetredir diye sorulmuş. Arkadaşlar bir dikdörtgen olduğuna göre burası dik mi? Harikasınız dik. Peki arkadaşlar şurası 2 birim. Burası bir birim verildiğine göre D uzunluğu ne olacak? Kök 5 olacak. Şurada anlattım arkadaşlar. Burası bir. Eğer burası 2 ise birin karesi. Bakın birin karesi artı ikinin karesi x'in karesi olsun. Buraya x diyelim önce. Peki x dediğimizde arkadaşlar. 1'in karesi 1 2'nin karesi 4 toplarsam 5 eşittir x kare x eşittir kök 5. Ama böyle yapmayalım. Eğer bir kenar a diğer kenar 2 a ise arkadaşlar <laughs> bir kenar diğer kenarın 2 katı ise dik kenarlardan o zaman hipotenüsümüz küçük kenarın kök 5 katı olacak. a 2 a ise a kök 5. 1'e 2 ise 1 çarpı kök 5. Bu şekilde bulalım arkadaşlar. Soruma devam ediyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi o zaman şurada bir benzerlik var mı arkadaşlar? Şuradaki üçgene bir bakın lütfen. Buradaki büyük üçgen var. Burada da küçük üçgenimiz var. Peki şu açıyla arkadaşlar lütfen söyleyeyim. Şu açı eşit mi? Evet eşit hocam. Peki buradaki açıyla bu açı? Evet hocam aynı açılar. Peki buradaki açıyla bu açı? Evet. Şeklin aynısını buraya yazdım. Şimdi arkadaşlar. 2 <laughs> birim 2 birim daha kaç yapar? 4 birim yapar. Peki bu kenar 4 birim mi? Evet, burası 4 birim. Burası 2 olarak verilmiş mi? Verilmiş. Bu üçgenle bu üçgen benzer üçgenler mi? Üçgen, benzer üçgenler. Peki kırmızının karşısındaki kenar, kırmızı kenar, açının karşısındaki kenarın kaç katı? 2 katı. O zaman arkadaşlar yeşilin karşısındaki kenar da buradaki kenarın kaç katı olacak? 2 katı olmak zorunda. Burası x ise burası ne olacak arkadaşlar? 2x olmak zorunda. Peki toplamı DE uzunluğu kaç oldu? 3x. Peki 1 burası 2 ise ne demiştik? Kök 5 demiştik. O zaman 2x 1x daha kaç yapar? 3x yapar. 3x kök 5 ise x eşittir. Ne olur arkadaşlar? Kök 5 bölü 3 bulunur. Kök 5 bölü 3 nerede var? Denizli'de var. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Yeni sorumla. Soru şu şekilde arkadaşlar. Önce lütfen okuyalım. Evet. A, B, C'de bir paralelkenar, kenar. A, E, C'de bir yamuk. B, 3 santim. D, C, 4 santim. Şekilde A, B, C paralel alanı 20 santimetre kare olduğuna göre C, B üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şöyle eğer bir paralelkenarınız varsa paralel kenara ait yükseklikle çarparsak buranın alanını bulmuş oluruz. Şimdi sorumuzda bakın şu şekilde bir paralel kenar var. Burası dört birimse değerli arkadaşlar. Ben o zaman şuraya da 4 birim diyebilirim. Peki bunun yüksekliğini paralel kenar ABC paralel kenar demiş. Peki arkadaşlar yukarıdan indiğim zaman bir dik indiğim zaman buraya ait bir dik olur mu? Evet buraya haş diyelim. Peki bu haşla dördü çarptığım zaman alan kaçtı? 20 santimetre kareydi. O zaman dört haşı çarptım kime eşitledim? 20 haş kaç bulundu? 5. O zaman buraya ne diyorum? 5 diyorum. Peki arkadaşlar yukarıdan aşağıya dik indiğim zaman burası da 5 olacak mı? Olacak. Neden? Çünkü yamuksa arkadaşlar üst taraf buna ne olmuş olacak? Paralel olmuş olacak. Güzel. Burası 5. Burası 3 ise peki bir üçgenin alanı neydi? Yükseklikle tabanı çarpıp 2'ye bölüyorduk. O zaman ben de aynısını yaptım arkadaşlar. Yüksekliğimiz 5. Taban 3 olduğu için 5 ile 3'ü çarpıp 2'ye böldüm. Cevabımız kaç oldu? 7.5 oldu. O zaman ce doğru cevap. Bol olmuş oldu arkadaşlar. Biz bir başka soruyla devam edelim. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Ne diyor bakın? ABC'de bir dikdörtgen. CE A merkezli çember yayı. DA 4 cm, AC 8 cm yukarıda verilenlere göre taralı daire diliminin alanı kaç santimetre karedir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Bakın şuraya dikkat edin arkadaşlar. Eğer bir dik üçgende bir kenar 4 öbür taraf 8 ise şunu biliyoruz. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır. Bir daha söyleyeyim bakalım. Eğer burası 4 burası 8 verilmişse biz buranın 30 derece olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 1. İkincisi arkadaşlar bir daire diliminin alanı eğer burası alfa derece ise bu daire diliminin alanı pi r kare yarıçapı r ise arkadaşlar pi kare çarpı alfa bölü 360'tır. Bu notu da bilmemiz gerekir. 2. Şimdi sorumuza dönelim arkadaşlar. <laughs> 4'e 8. Hipotenüs 8. Dik kenarlardan biri kaç? 4. O zaman burası kaç olacak arkadaşlar? 30. 30 derecenin karşısının kenar hipotenüsü nesiydi? yarısıydı. Çok güzel. Peki arkadaşlar orası 30 ise burası da 30 derece diyebilir miyim? Evet. Neden bu kenar? Bu kenara paralel. Hayır hocam ben öyle demek istemiyorum. Nasıl diyorsun? Burası 30 ise burası 60 diyebilir miyim? Evet. Bir üçgenin iç açılar toplamı kaç? 180. Peki burası 60 ise dik olduğu için arkadaşlar burası 30 mu? 30. Peki şöyle bir şey mi karşımıza geldi? Şurada çemberin yarı çapı. Bu da çemberin yarı çapı mı? Evet. Peki arasındaki açı kaç derece? 30 derece. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Eğer bu yarı çapı 8 ise aradaki açımız da 30 derecelik bir açı ise arkadaşlar pi r kare 30 bölü ne diyeceğiz? 360. Peki r kaçtı arkadaşlar? 8. 8'in karesi kaç yapar? 64 çarpı 30 bölü 60. Arkadaşlar bu işlemleri gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman cevap 16 pi bölü ne olacak? 3 bulunmuş olacak arkadaşlar. Peki bir başka sorumla devam ediyorum. Burada bilim, bilmemiz gereken birkaç şey var. Onları hatırlatıyorum arkadaşlar. O noktası çemberin merkezi. AT çembere T noktasına teğet. AT uzunu 3 santim. OAT açısı 45 derece. Yukarıda verilenlere göre BT yayının uzunu kaç santimetredir? Eğer arkadaşlar bir çemberimiz var ve biz buradan dıştan bir teğet çizmişsek çemberin merkezinde de buradan eğer bu şekilde inersek dik olmuş oluyor. Burası kaç derecelik bir açı olmuş oluyor arkadaşlar? Evet 90 derece. Teğet olduğu yerden dik inersek evet gördüğünüz gibi burası kaç derece olduğunu biliyorsunuz. 90 derece olduğunu biliyorsunuz. Bu bir. Peki arkadaşlar AB yayının uzunluğu dediği zaman AB yayının uzunluğu eğer bu aradaki açı alfa ise çevresi 2 pi r çarpı alfa bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 360 demiş olacağız. Bunun bilinmesinde fayda var. Şimdi soruma geçiyorum. Arkadaşlar şöyle çizdim. Buranın dik olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. 45 dereceyiz. Burası 90 ise 45 ise burası kaç derece arkadaşlar? 45 derecelik bir açı olmuş oldu. Eğer burası 45, burası 45 ise burası kaç olacak arkadaşlar? 3 olmuş olacak. Peki o zaman 3 ise buraya 3 dedik. Bu yarı çapı kaç arkadaşlar? 3. Peki yarıçapı 3, aradaki açı 45 ise arkadaşlar bu çember yayı'nın uzunluğu. 2 pi çarpı 45 bölü ne diyeceğiz? 360 diyeceğiz. Peki arkadaşlar 45 360'ı 360 sadeleştirirsem 1 bölü 8. R kaçtı? 3'tü. Gerekli işlemler yapıldığında sorumuzun cevabı ne olacak? 3 pi bölü 4 olmuş olacak. Bir sonraki sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Yukarıda bir küpün açılımı vermiştir. Küpün üst yüzeyinde siyah kare bulunduğunda alt yüzündeki karede hangi harf bulunmalıdır? Şimdi arkadaşlar bakın üst yüzünde ne var? Bir renk var. Diğer yüzlerini boyamadım. Peki dikkat edin arkadaşlar bu şekle. Şurası buna komşu. Bu kenarda buraya komşu. Çeviriyorum arkadaşlar. Buraya komşu. Burası da komşu. Komşu olmayan tek yer neresi? Bakın bu harfin yazıldığı yer. Ben bu şekli dikkat edin bakın. Üstü eğer siyah gelirse alt tarafta ne olmuş oluyor? A harfi olmuş oluyor. Peki o zaman dikkat edin arkadaşlar soruya. Bu siyah yere... E komşu, D komşu, C komşu, B komşu. Komşu olmayan bir yer var. Kim? A. O zaman doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Adana olmuş olacak. Geçiyorum bir başka soruya. Evet. <laughs> Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde y artı 2x eksi 1 eşittir 0 doğrusuna a 1'e 0 noktasına çizilen dikme <laughs> y eksenini hangi noktada keser diye sorulmuş. Peki arkadaşlar bilmemiz gereken bir şey var. Eğer iki doğru birbirine dikse D1 doğrusu D2 doğrusuna dikse D1'in doğrusu M1 olsun D2'nin doğrusu da M2 diyelim eğimi. D1 doğrusunun eğimi neymiş? M1. D2 doğrusunun eğimi neymiş? M2. O zaman eğimler çarpımı kaç olacak arkadaşlar? Eksi 1 bir olacak. Birbirini dik kesen iki doğrunun eğimleri arkadaşlar çarpımı nedir? Eksi 1'dir. Peki şimdi geçelim şu tarafa. Bize hangi doğru verilmiş? Y, y artı 2x eksi 1 doğrusu. Arkadaşlar bu doğrumuz Y artı 2x eksi 1 olmuş olsun. Peki ben bu 2x'i öbür tarafa atarsam eksi 2x eksi 1 öbür tarafa atarsam kaç olur arkadaşlar? Y eşittir eksi 2x artı 1. Doğru mu? Doğru. Peki bunun eğimine ne, diy ne diyorduk arkadaşlar? Y eşittir eksi 2x artı 1 doğrusunun eğimi x'in önünde bulunan sayıydı arkadaşlar. O da kaç? Eksi 2. O zaman bu mavi doğrumuzun eğimi kaçmış arkadaşlar? Eksi 2'miş. Peki buna dik olarak geçen bir başka doğrunun eğimi arkadaşlar 1 bölü 2 olmak zorunda. Neden? Çünkü eksi 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı kaçtır? Eksi 1'dir. Eğimler çarpımı ne olacaktı arkadaşlar? Eksi 1 olacaktı. Peki eğer bu doğrunun eğimi eksi 2 ise buradaki yeşil doğrunun eğimi ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 olacak. Şimdi bakın bir noktamız belli. 1'e 0. Doğrumuzun eğimi de belli. Peki bir noktası ve eğimi belli olan doğru denklemini yazabilir miyiz? Tabi. Nedir bu arkadaşlar? Y eksi Y sıfır eşittir. M çarpı X eksi X sıfırdır bu. Peki X sıfır Y sıfır hangisi? Bir verilen nokta. Hangisi? 1'e sıfır. X sıfır yerine 1. Y sıfır yerine sıfır yazıyorum. Peki Y sıfır yerine sıfır yazdım. X sıfır yerine 1 yazdım burada arkadaşlar. Ne oldu? M yerine kaç yazdım? Eğimin 1 bölü 2'ydi. M yerine de 1 bölü 2 yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir daha söyleyeyim. Y0 yerine ne yazdım? 0. X0 yerine 1 yazdım arkadaşlar. M yerine kaç yazdım? 1 bölü 2. Peki 1 bölü 2 çarpı x eksi 1 bölü 2 olmuş oldu. Doğrumuzun denklemi. Peki arkadaşlar ne isteniyor? Y eksenini hangi noktada keser? Y eksenini kestiği noktayı bulabilmem için x yerine 0 yazmam gerekir. X yerine 0 yazarsam y kaç çıkar? Eksi 1 bölü 2 bulunmuş olur. O zaman demek ki cevabımız ne arkadaşlar? Adana olmuş oldu. Bir başka sorumla devam ediyorum arkadaşlar. Soru şu şekilde. Köşelere 3'e 1, 5'e 3, 2'ye 5, A'ya B köşegenleri, AC ve BD olan paralel kenarın BD köşegenin uzunu kaç birimdir? Arkadaşlar burada bilmemiz gereken bir şey var. Eğer iki tane noktamız varsa bu noktalar arasındaki uzaklık şöyle bulunuyor. A eksi C'nin karesi artı B eksi D'nin karesi. Hatırladınız mı bu özelliği? Evet. Peki AB uzunluğu A eksi A'dan C'yi çıkarıp karesini alıyoruz. Diğerinde de B'den D'yi çıkararak karesini alıp kare kökünü alıyoruz arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklığı bu şekillerini ne yapıyorduk? Bulmuş oluyorduk. Şimdi soruda bana verilen arkadaşlar 3'e 1, 5'e 3, 2'ye 5 ve A'ya B noktalarını paralel kenarın üzerine arkadaşlar yazdım. Neymiş? 3'e 1, 5'e 3, A'ya B ve 2'ye 5 olarak şekil üzerine yerleştirdim. Peki A ile B arasındaki farka bir bakalım. Burada üçgen kaç oldu arkadaşlar? 5. Kaç artmış? 2. Veya beşgen 3. Kaç azalmış? 2. Çok güzel. Üçgen kaç? 1 olmuş. Kaç azalmış? 2. O zaman bu 2 iken arkadaşlar 2 azalırsa 0 olur. 5. 2 azalırsa kaç olur arkadaşlar? 3. Şu sayıyla bu sayıyı karşılaştırdım. Aradaki fark 2 olduğu için 2'den de 2 çıkardım. 0 olmuş oldu bu. 3 birden ne kadar fazla? 2 fazla. O zaman 5 de bundan 2 fazla olması lazım. Burası 3. Peki kaç noktam var arkadaşlar? Şu anda 5'e 3 ile 0'a 3 noktaları arasındaki uzaklığı arkadaşlar. BD eşittir diyorum. BD uzunluğu eşittir. Kimden kimi çıkaracağım? 5'ten 0'ı çıkarıyorum. Karesini alıyorum. 3'ten 3'ü çıkarıp karesini alıp kare alıyorum. Evet 3'ten 3'ü çıkarsam 0 karesi 0. 5'ten 0 çıkar. 5. 5'in karesi 25. O da dışarıya kaç çıkar arkadaşlar? 5. Sorumuzun cevabı kaç oldu arkadaşlar? 5 bulmuş olduk değerli arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Değerli, çalışkan arkadaşlar.